Selam arkadaşlar, benden 5000 liraya bir bayan giyim istediniz. Ben de ona uygun bir bayan giyim, kadın giyim sunacağım size. Elimizdeki kaslar sınırlı. Yani ortalama XS veya small bedenler için bazı sınırlamalar var. Hani bu bizim mağazaya karşı, başka mağazalarda vardır belki. Sunabileceğim kaslar sınırlı. Özellikle ilk önce MTS kaslardan başlayayım. Yani bunlar polikarbon ya da EPS yapıya sahip. Bu kasların daha önceden özelliklerini sunmuştum ben zaten. Hani şu şekilde açılan bir yapısı var. Bu kaslardan önerebilirim veya işte aksis kaslardan önerebilirim. Aksis kaslar da var. Bu kaslardan da önerebilirim. Aksis kasları anlattığım videoyu zaten görürsünüz. Bunun da kademeli bir bakış açıldığı zaman açılan bir cam var kademeli. Yine bir burun pedi var, çene pedi var, mikrometrik bağlantısı var. Geniş bakış açısına sahip ve fena bir kas değildir. Az rüzgar geçirdiğini ve çok fazla ses yapmayan kaslardan bir tanesi olduğunu söyledi bir arkadaş. Tabii ki hani bunun da diğer kaslar gibi üst hava giriş, ön hava giriş kanalları var. Ve burasında bir kilit mekanizması var bunun da. Biraz daha hızlandığınız zaman orası kilitlenerek açılmasını engelliyor camın. Kolay kolay da açılmıyor aslında camlar ama geniş bakış açısını zaten söyledik. Boyun petleri fena değil, iyidir. Bu 1500 gramlık kaslardan bir tanesi. Bunun şeyi küçüldükçe belki biraz daha gramajı azalabilir diyeyim. Ama ondan da çok emin değilim. Bakış açısını zaten korumak için yeterince geniş şekilde yapılmış bir ön cama ve ön bakış açısına ihtiyaç var. İhtiyaç var diyorum. Sahip. Ön üst tarafındaki hava kanalından aldığı havayı alt şu kısımda spoiler'ın hemen altından atabiliyor. Mikrometrik bağlantısı ve her şeyle aksis kask bu şekilde bir kask. Bunda XS var, bunu alabilirsiniz. MTS kasklara gelelim. Daha önceden anlattım ama hani kısa kesiyorum daha doğrusu bunları. Bir arkadaş şöyle demişti bana hani kasların tüm özelliklerini, sessizliğini falan anlatmıyorsunuz. Arkadaşlar hani video çok çok uzun oluyor, zaten onları da kimse seyretmiyor. Bunun da geniş bakış açısı var, burun pedi var, çene pedi var ve şu şekilde mikrometrik bağlantısı var. Bunun da gerçekten hani boyun pedleri gerçekten iyi. Bu da hoşuma giden kaslardan bir tanesi. Bunun güneş vizörü var. Kas camı kolaylıkla çıkıyor, kademeli açılıp kapanıyor. Ve bunun da hafiften bir kilit mekanizması yapmışlar. Ortalama kaslardan bir tanesi. Bu kask alınabilir. Tabii ki hani daha üst kaslar da var. Onlardan da sunabilirim. Arkasında hava çıkış kanalı var. Üstünde hava giriş kanalları var. Ön tarafında hava giriş kanalı var. Boyun petleri gerçekten rahat mikrometrik bağlantıya sahip kaslardan bir tanesi. Sessiz mi değil mi bilmiyorum. O kadar detayına internetten bakmanız gerekiyor veya kullanıcı yorumlarından bakmanız gerekiyor. Tabii ki daha üst kaslar var. O kaslardan bir tanesi dediğim de şu enim. Pendulum GT Air'ın bir modeli. Hani hangi motora uygun olduğunu söylemediğin için ben bu kaskı önerebilirim. Hani spor mu, enduro mu, cross mu, scooter mu için alacaksın bilmiyorum. O bayan arkadaşa söylersin. Sanırım Ömer'di arkadaşın adı. Bunu da açtığın zaman kademeli açılan bir camı var. Bir güneş vizörü var. Güneş vizörü şuradan hareket edip açılıp kapanıyor. Ön tarafında iyi hava alabilmesini sağlamak için hava kanalları var. Şu şekilde kapattığınız zaman şurada bir kilit mekanizması var. Ön tarafında hava kanalı, üst tarafında hava giriş kanalı, arka tarafında hava çıkış kanalları var. Bu da 1415 gramlık bir kask. Mikrometrik bağlantılı. Şu oralarında kırmızı çekme halkaları var. Bununla beraber dışarı çıkıyor. Kazadan sonra inşallah yaşamazsınız. Bu şekilde çıkartıp kafanızı kastan ayırabiliyorlar. Boyun petleri iyidir. Bu da alınabilecek üst seviye kaslardan bir tanesi. Kendisi 550 euro. Bunu o yüzden hani senin 5000 liralık bütçenin içinde olmadığı için kenara ayırıyorum. Ama bu kasları önerebilirim. LS2'den FF396, FF397 önerebilirim. Hani çok spor kaslar değildir. Biraz daha enduro scooter kullanımına biraz daha uygun değil mi? Onlar. Evet. Yani çok spor kas değil. Hani Shark'ın karbon kaskı var mesela. Shark'ın karbon kaskı biraz daha spordu. Karbon fiberdi. Şimdi montlara geçelim. Bayanlar için sunabileceğim birkaç tane mont var. Onları göstereyim.
Mesela deri mont olarak Dynasty'nin elimizde ama yani çok fazla kalmadı. Çok bunun bedeni small galiba. Değil mi? Small olması lazım. 42 bedenli o. 42 galiba değil mi? Evet, 42 evet. Beden. 42 beden. Tamamen deri. Bütün korumaları var. Bir tek sırt koruması yok galiba bunun. Evet, evet. Sırt koruması yok. Bu da hani eğer spor bir kullanıcıysa o bayan arkadaş bunu alabilirsin. Deri montları söylememe gerek yok. Asfalt yanıklarından bizi en çok koruyan montlardan bir tanesi. Ön tarafında açılır şekilde bir fermuara, iç tarafında bir astara sahip. Astar da gerçekten iyi. Kışın sizi koruyacaktır. Yazın biraz terletecektir. Kollarında şöyle fermuarları ve çıt çıtları var. Boynunda da böyle bir cırt cırt yapmışlar. Arkası da şöyle diyebilirim. Bayanlara özgü pembe renkleri de kattıkları bir Dynes mont. Belinde de şöyle cırt cırtları var. Şuralarında körük mekanizmasını görüyorsunuz zaten. Bununla beraber alabilirsiniz. Yani tabii hani şu tarafta da mesela Venom'un spor modeli. Venom'un spor modeli biraz daha uygun fiyatlı. Ama o da biraz enduro giyimine uygun. Evet. Tabii ki yanında 3 tane toka yapmışlar ve biraz daha uzun tutmuşlar. Bu scooter'da da giyilir, enduro touringlerde de giyilir, spor touringlerde de giyilir. Ön tarafında mesela şu şekilde yapılmış. 2 tane cebe sahip. Bu yazlık ve kışlık olabilme yani 3 mevsim özelliğine sahip. 3 mevsim kurulabilir. İçindeki astarı çıkar. İçi de şu şekilde yapılmıştır. Eğer bir pantolon alırsanız pantolonun alt ile beraber bağlanması için şurada fermuar var. Boynu çıt çıtla kapanıyor. Kollarının içinde şöyle cırt cırtlar var. Kol ayarlamaları için yine çıt çıt koymuşlar. Bileklerine fermuar koymuşlar ve cırt cırt koymuşlar. Bunu da alıp kullanabilirsiniz. Bir tane de Venom'un küçük yani bayanlara uyabilecek bir tane montu var. Bu da yine bu yazlık ve baharlık olarak kullanılır. 3 mevsim gider mi bu? 3 mevsim kullanılıyor. Evet. İçinde çift astar var evet, bunda. Evet, çift astarı olduğu için 3 mevsim kullanılır. Astarları çıkarttığınız zaman file bir doku zaten çıkıyor. Dışındaki file dokudan da tamamen rüzgar geçirir olur. Veya astarları takarsanız da kışlık kullanabilirsiniz. Yine cırt cırtı var. Cırt cırt diyorum. Çıt çıtı var. Fermuarı var kollarında. Boynunda yine çıt çıtı var. İç cepleri var. Tabii ki hani hem onların da hem bunun da dirsek ve omuz korumaları var. Dynes bir tek arkasında sırt korumayla gelmiyor. Bunda sırt koruma var. Şimdi eldivenlere geçelim. İkinci sunabileceğim eldivenlerden bir tanesi yine yazlık. Hani kışlık çok fazla seçenek yok elimizde ama Revit'in Fly 2 yazlık siyah bayan eldivenini sunabilirim. Yani bu da o bütçeye uygun olabilecek eldivenlerden bir tanesi. Tamamen yazlık. Deri körük mekanizmaları olan gaz hassasiyeti için yapılmış şöyle ek körük mekanizmaları var. Ve işte hani şu eklem yeri korumaları var, yumruk korumaları var ve tabii ki bilek yeri korumaları var. Tamamen hava alabilir delikli eldivenlerden bir tanesi. Şu kısmı da cırt cırtla şöyle kapanıyor ve sürüşleriniz de sizin korunmanızı sağlıyor. Eldiven önemli arkadaşlar. Eldiven çünkü hani ilk önce ellerimiz yere çarptığı için ellerimizi ilk önce korumamız gerekiyor. Yani ve özellikle bilek koruması biraz daha sert olanlardan alırsanız çok daha iyi olur. Çünkü yere çarpan ilk yer elin ayası yani bilek oluyor. Sonra zaten işte dirseğimizi çarpıyoruz. Sonra omuz ve başımızı çarpıyoruz. O yüzden hani ne kadar korumalı olursak o kadar daha iyi olur. Şimdi Dicle kotlara geçelim. Dicle kotları daha önceden tanıtmamıştım. Hangileriydi o Dicle'ler? Ha şunlar mı? Ha bunlar da bayan kotu. Bunlar da yazlık ve baharlık olarak tabii yapılıyor. Ve hani Teş90 markasına ait olduğu için bunlar da gerçekten korumaları. Bunlarda da mesela şöyle yarım kevlar koruma var. Değil mi bu kevlar? Evet kevlar. Kalçadan diz bölgesine kadar. Evet. Bunda da kevlar koruma var. Tabii kalça korumaları gerçekten önemli. İlk düştüğümüzde vurduğumuz yerlerden bir tanesi de o. Aslında nasıl düştüğümüze bağlı olarak böyle farklılaşabiliyor kazaların kazaların farklılığı aslında burada ortaya çıkıyor. Bazıları mesela
doğrudan yüzünü çarparak, yüzünü çarparak kaza yapıyor. Bazıları yana düşerek, motoru bırakarak kaza yapıyor. Bazıları da geriye düşerek kaza yapıyor. Yani koruyabileceğimiz kadar yeri yüksek mukavemette korumamız gerekiyor. Bunun da hani o yüzden bu kotları öneriyorum. Çünkü hem diz hem kalça koruması var, hem de kalça kısmında kevlar bir koruma var. Dikişte özel olduğu için kolay kolay yırtılmayan, size gelecek zararı da azaltan modellerden bir tanesi. Şimdi de bota geçelim. Bak şuradaydı. Botlardan bir tanesi de bu. TCX'in Lady'si. Ne Lady'ydi bu? Lady Aura. Evet, Lady Aura. Ucuz bir fiyatı yok. Gerçekten iyi bir model. Fakat çok hani ucuz, çok uygun bir model değil. Belki hani Falco'da belki bulunabilir ama Falco'nun da o şeylerde yok değil mi? O kadar düşük numaralarda şeyleri yok. Evet. Evet, o yüzden hani TCX'te bulabildim bu kadar küçük ve spor bir modelde. Bunun da tabii bilek korumaları, burun koruması, topuk koruması ve vites koruması var. İç tarafında şu şekilde yandan açılan bir fermuarla beraber cırcırtı var. Ek yeri var. İçi de çok terletmeyen bir yapıda yapılmış. Ve terlediğiniz zaman da çabuk kurumasını sağlayacak şekilde yapılmış TCX'in Lady Aura modeli. Benim sunacaklarım bu kadar arkadaşlar. Zaten linklerini ben aşağıda paylaşıyorum hepsinin. Oradan bakabilirsiniz. Oradan mağazanıza girerek detaylarını görebilirsiniz. Hepinize iyi sürüşler.